Trabzon'a uzanacağız sevgili izleyenler. Trabzonspor bugün MK Ankara Gücü'nü ağırlayacak. Aspor muhabiri Yunus Emre de takımla ilgili son ayrıntıları bizlere anlatacak. Yunus Emre, sözü hemen sana bırakayım. Teşekkürler Çiğdem, size ve stüdyodaki konuklarınıza Trabzon'dan iyi yayınlar dileyelim. Trabzon'da soğuk ve rüzgarlı bir hava var. Maç saatinde de hafif şiddetli de olsa bir yağış bekleniyor ilerleyen saatlerde. Kar yağışına da dönüşebilir, onu söyleyelim öncelikle. Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Hafta içerisinde savunma oyuncusu Edgar Ay sakatlığı nedeniyle çok fazla takımla çalışma şansı bulamamıştı ama son yapılan taktik antrenmanda takımla çalıştı ve o da teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda bugün oynayabilecek seviyede. Aslında teknik direktör Abdullah Avcı hafta içerisinden maç gününe kadar yapılan antrenmanlarda sürekli olarak oyuncularına şu uyarılarda bulundu. Özellikle kaybedilen puanlar moral bozukluğu, motivasyon kaybı yaratmasın çünkü geldiğimiz noktadan buraya kadar verdiğiniz emek kesinlikle saygıyı hak ediyor dedi Abdullah Avcı. Dolayısıyla oyuncularına moralini, enerjisini yüksek tutması yönünde telkinlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor sahaya şu muhtemel 11 ile çıkacak. Kalede Uğurcan Çakır, savunmada Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon dörtlüsü. Önlerinde Berat, Abdülkadir, Parmak, Bakasetas üçlüsünü göreceğiz. Orta sahanın sağında Ekuban, solda Vakeme, ileride de Cenni'yi bekliyoruz. Orta sahada Yunus Mallı'nın da oynaması çok büyük sürpriz olmaz. Çünkü teknik direktör Abdullah Avcı bazı formasyonel değişikliklere gideceğini, 2-8 ile oynamayı, zaman zaman 4-3-3, zaman zaman 4-3-2-1 gibi dizilişler deneyebileceğini söyledi. Dolayısıyla bu karşılaşmada da bu formasyonel değişiklikleri Abdullah Avcı yapabilir. Bir tarafta da konuk ekip Ankara Gücü var. Onlar teknik direktör Hikmet Karaman göreve geldikten sonra çok ciddi bir çıkış yakaladılar ve Trabzonspor maçını kazanarak alt sıralardan kurtulma avantajına sahip olmak istiyorlar. Ankara Gücü'nün de sahaya şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Frederik, Kulüs, Sarilya, Erdi, Atilla, İbrahim, Voka, Geraldo, Çekici, Lobyanidze, Borven 11 ile de Ankara Gücü'nün bugün karşılaşmaya çıkmasını bekliyoruz deyip Trabzon'dan sözü yeniden size bırakalım. Evet, Trabzonspor Ankara Gücü maçı öncesinde takımlarla ilgili son ayrıntılar Yunus Emreser bize anlattı. Trabzonspor'dan da bahsedelim elbette. Onlarla bir çıkış arıyorlar Ankara Gücü mücadelesiyle. Nevzat, seninle sürdürelim sohbetimizi. Aslında genel bir soru soracağım. Trabzonspor şampiyonluk yarışının neresinde? Uzandı. Yani kabul edelim. Bazı beklenmedik puanlar kaybettiler. Aslında şu lig ortalamasında Trabzonspor o şanssızlıkları, talihsizlikleri yaşamasa pekala zirveye biraz daha yakın olabilirdi. Ama işte Fenerbahçe maçı bu anlamda Trabzonspor açısından kırılma maçı. Bu maçta bence artık bir kırılma maçı haline döndüm. Kaybederseniz artık bundan sonra hangi maçı kazanacaksınız diye sorgulanmaya başlarsınız. Yani oyuncu da mental olarak, psikolojik olarak hedeften uzaklaşmanın verdiği psikolojiyle bazen o hedefsizlik durumunda hani hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez diye bir söz var ya, öyle bir durum. Yani hedefiniz yoksa arkanızda rüzgarda size yardımcı olabilecek bir rüzgar da yok. O açıdan çok kritik bir karşılaşma. Trabzonspor Erzurum karşısındaki oyununu hiç beğenmedim. Ve Trabzonsporluları çok rahatsız eden başkan Ağun'un da tepkisine kısmen neden olan çok ciddi bir coşku eksikliği vardı. Bu maç Trabzonspor'da bence sadece sahiç sonuç anlamında değil, aynı zamanda oyun anlamında da artık Abdullah Avcı'dan bir takım farklı denemelerin, ki bunu denemesi, bu riskleri almasını kimse bu saatten sonra sorgulamaz da eleştirmez de. Çünkü Trabzonspor'un da bir an önce sadece sonuç anlamında değil, anlayış anlamında da fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Yani bu takım felsefesinde, bu kulübün felsefesinde hücum vardır. Bol gol vardır. Yani biz böyle biliriz Trabzonspor'u, Trabzon deplasmanlarını. O yüzden 1-0 olsun bizim olsundan ziyade Trabzonspor'un göstericili, ihtişamlı bir sonuca, oyuna ihtiyacı var. Bunun başlangıcı için ideal bir maç. Ama Ankara Gücü de Hikmet Hoca takdir hak ediyor. Sonuç maçını galip bitirdi. İstikrarlı gidiyorlar. Orada da nasıl Beşiktaş'ta, nasıl şampiyon takımda, zirveye oynayan takımda bir çırpıda 11'i sayabiliyorsan, bugün Ankara Gücü'nün de Hikmet Hoca bana 11'ini bir çırpıda saydırtabiliyor.
o noktaya getirdi. Dirençli bir takım karşısında olacak. Ama Trabzonspor maçı bir an önce çözmesi gereken bir maç. Bu ne kadar gecikirse o zaman Ankara Gücü'nden bir sürpriz bekleyebiliriz. Muhtemelen 11'lerini ekranlarımıza taşıyalım. Volkan, sana da görüşlerini soracağım. Trabzonspor'un muhtemel 11'i, ardından da Ankara Gücü'nün muhtemellerine göz atacağız. Trabzonspor buradan bir çıkış yakalamak istiyor. Son 4 haftada 8 puan kaybı gelmişti. Ankara Gücü de son 3 maçını galip bitiriyor. 11'ler ekranlarda. Bir de bu sezon gol yollarında zorlanan bir Trabzonspor var. Ama savunma Abdullah Hoca'nın göreve gelmesiyle beraber çok toparlandı. Evet. Mutabık mısın bu 11'le? Trabzonspor kazandığı maçlardan sonra dahi Allah söyletti galiba. Hep aynı Beşiktaş kazandı falan deyince Beşiktaş'tan bahsediyorduk ya, o yüzden Allah mı söyletti, ne oldu? Trabzonspor kazandığı maçlardan sonra dahi hep şunu söylüyorduk. Problemli bir takım. Ama teknik direktör hamlesiyle, teknik direktör dokunuşuyla bu problemlerini ciddi manada örtmüş bir takım. Neydi bu problemler? Takım savunması. Trabzonspor'un Eddie Newton'ın son maçı olan Kasımpaşa maçı açıp izlesinler. Trabzonspor nasıl bir Trabzonspor'du? Oradan nereye geldi? Şimdi tabii ki şimdi Erzurumspor maçını izlediğimde ben de çok keyif almıyorum. Evet. Çok pozisyon yok. Efendim Erzurumspor'a bir oyun üstünlüğü yok vesaire diyebilirsin. Ama hayatın bir de gerçekleri var. Hayatın gerçeklerine senin elindeki malzemeyle oynanabilecek oyun. Şimdi çok problemliydi. Bu problemlerin belli kısmını Bakasetas ve Berat'la devre arasında tamir edebildi. Devamında yapması gereken çok daha şey var. Sağ bek, sol bek. Yaz transfer dönemine kaldı onlar. Santrfor. Mbakami'nin sözleşme dolayısıyla soru işareti olduğu, yani kafasının karışık olduğu konuşuluyor. Orayı çözmen lazım gibi bu problemleri de, bunlar hocanın işi değil, bunlar yönetimin işi. Yani hoca performansı, sahadaki oyun dolayısıyla Sayın Ahmet Ağoğlu tarafından da bu oyunu kabul etmemiz mümkün değil gibi bir ifadeyle beğenilmediği ortada. Ben de keyif almıyorum, tekrar ediyorum. Ama hayatın gerçeklerine bağlı, hayatın gerçeklerine uygun bir futbol olduğunu düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın kullandığı sistemin, kullandığı yöntemin. Trabzonspor'a belki o Eddie Newton tarzında oyun oynatıp işte top bir o kalede bir bu kalede bize izlemesi çok mesak. Trabzon'un Kasımpaşa maçı çok keyifli bir maçtı. Ama Trabzon 4 tane yedi. Bir 4 daha yiyebilirdi yani. Şimdi hangi Trabzon tercih edelim? Eddie Newton'un Trabzon'u mu? Abdullah Avcı'nın Trabzon'u mu? Evet, tatsız tutsuz. 0-0 Erzurum falan. Okey. Ama diğer tarafta da puan alamayan bir takım. 8 maç 6 puan. Sonrasında Trabzonspor'un geldiği durum ortada. Trabzonspor'u çok açık ve net Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan ayıran en önemli özellik kadrosunun ciddi erozyona uğramış olması. Bu kadroyu erozyona uğratan da kimse kusura bakmasın Eddie Newton. Ben Fenerbahçe'dir diyeceksiniz sanırım. Sosa'yla şeyi aldılar ya. Hayır hayır. Eddie Newton. Ya tabii ya, oyuncu tercih yapabilir ya. Fener'i tercih eder. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı. Yarın bir oyuncu da... Yani Sörlot gidince... Sörlot. Bir oyuncu birçok %50'si demekmiş ya. Şimdi ama bak yerlerine. Marlon'u kim aldı? Eddie Newton aldı. Afome'yi kim aldı? Eddie Newton aldı. Ya, Baker'ı kim aldı? Eddie Newton aldı. 11'de varlar mı? Şeyin, Yunus'un verdiği 11'de. Yoklar. Yok. Şimdi bu da... Yani bu faturalar da sadece tabii ki Eddie Newton. Burada da bu o transferlere onay veren bir yönetim var. Bir de bunu Ankara Gücü'nün o zaman 11'ine bakalım. Ardından da derbi sohbetimize geri döneceğiz. Özellikle Hikmet Karaman.